Dershaneburada.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Hoca ve bugün ne yapıyoruz? Karekökli ifadelere bakıyoruz ve kareden kareköke diyerek iddialı bir başlıkla hemen başladık. Karekökü size çok kolay bir şekilde öğreteceğim. Öncelikle yukarıdaki ilgili kavram gerek bilginin dışında şöyle bir şey göstermek istiyorum karekökten. Karekök dediğim sonuçta içinde kare geçiyor ya, karenin içinde olan şey, yani karenin alanını nereye yazıyordum? Karenin içine yazıyordum. Ve bu karenin içinde olduğu için hemen aklımda nasıl hayal ediyorum? Karekökün içindeymiş gibi hayal ediyorum. O zaman ben 64 sayısını karenin içinde olduğu için, alan olduğu için kök için aldım. Karekök için aldım. Bunun cevabı ne verecek? Hemen karenin dışına çıkıyormuş gibi düşünüyorum. Ve bu aslında 8'in karesi olduğu için 8 olarak dışarı çıkıyor. Dışarıdaysa da o zaman hemen bir kenarın yanına yazdım. O zaman karenin de bir kenarı 8 oldu. Yani mantık olarak nasıl oturtuyorum? Karenin alanı verildiyse ben bunu karekök içine alınca karenin kenarını buluyorum. Ama bazı ifadelerde hepsi, yani burada kök 64 rahat bir şekilde kök dışına çıkıyordu ama mesela hepsi kökün dışına çıkmıyor. Örnek veriyorum. Burada A kök B şeklinde yazmayı göstereceğim. Diyorum ki kök 32 olarak verildiğinde bir ifade. Ben bunu nasıl hayal etmem lazım? Bir tam kare ifadeye dönüştürmem gerekiyor değil mi? O zaman ben bunu kök içinde 16 çarpı 2 diye yazabilirim. O zaman buradan geldiğimde 16 tam kare olarak kimin karesiydi? 4'ün karesiydi. O zaman bu çat diye kök dışına çıkıyor 4 diye. Ama 2 kimsenin karesi olmadığı için garibanın bu da kök içinde oturup kalıyor dedim. Buradakine normal verilen bir sayı A kök B şeklinde göstermeyi gördüm. O zaman hemen soruya geçtim. Diyor ki yukarıda vagonların üzerinde ton cinsinden ağırlıkları yazılmıştır diyor. Bu vagonlardan ağırlıkları aynı olan görseldeki gibiler birbirine bağlanmıştır diyor. Buna göre hangi renkteki vagonun bağlanması yanlıştır, yanlış olur demiş. O zaman ben buradaki ifadelere baktığımda mesela turuncu vagona bakıyorum. Diyor ki kök içinde A küp. Şimdi bunun bir tam kareli ifade olması gerekiyor değil mi? O zaman ben bunu tam kareli şekilde ayıracak olursam kök içinde A kare çarpı A olarak yazabilirim. Ve A kare tam bir kare ifade olduğu için kök dışına A diye çıkar ama diğer A da içeride kalmış olur. O zaman birinci durum doğru olmuş oldu. Sarıya bakıyorum. Sarıda da diyor ki C küp diyor dışarıya C diye çıkmıştır diyor. Aslında birinci şekilde yazdığımızın birebir aynısı olmuş oluyor. Şurada köklü ifadenin kökünde 2 olması benim aslında karekökümü değiştirmez. Burada her zaman 2 var. Ama karekök olarak söylediğim için ben her zaman oraya 2 yazmıyorum. Bazı durumlarda da yazmayabiliyorum. Ama ben orada 2 olduğunu bilmem gerekiyor. Ve sarıda da demiş ki orada 2 var. Sakın C'nin karesi diye karıştırmayın. O zaman bu da doğru olmuş oluyor. Mavi vagona baktığımda kökün içinde B üzeri 5 var. B üzeri 5'i peki tam kare olarak nasıl ayıracağım? Burada da çift kuvvetler aklınıza gelsin. Ben bu ifadeyi kökün içinde B üzeri 4 çarpı B diye yazdığımda peki ben B üzeri 4'ü üstü ifadelerde hemen bu konudan önce ne öğrenmiştik? B karenin karesi diye yazıyordum ve çarpı B diye yazabilirim. Burada tam kare olan ifade hangisi olmuş oldu? Parantezin içindeki yani B kare artık B karenin karesi olduğu için tam kare olarak B kare dışarıya çıktı. Kökün içinde de B kalmış oldu. Ama mavi vagon da bana ne yapmış? Burada direkt demiş ki B'nin üzerinde 3 var dışarıda da 2 var. O zaman bu yanlış oldu. O zaman ben mavi vagonu birbirine böyle bağlayamam dedim. Ve hemen geçtim. İkinci soruda ne kullanacağıma bakıyorum. Diyor ki köklü verilen ifadelerin hangi iki tam sayı arasında olduğunu belirler. Peki ben bunu nasıl belirliyordum? Verilen ifadenin tamamını kök için alırım. Hani dışarıdaki kısmı falan varsa bunları kök için alıyorum. Hangi iki tam karenin arasındaysa o zaman bu iki sayının arasındadır diyorum. Mesela az önce örnek verdik. Yine kök 32'den. Hatta şöyle yapayım. 4 kök 2 olarak verilmiş olsun bu sayı bana. Dışarıda çarpım durumunda bir sayı varsa ben bunun tam olarak değerini hesaplayamıyorum. O zaman ne yapıyorum? Dışarıdaki 4'ü içeriye almam gerekiyor. Ve dışarıda aslında karenin bir kenarı gibi duruyor bu. İçeriye alırken ne yapıyordum? Ben sayının karesini alıyordum. O zaman kökün içine aldığımda
4'ün karesine 16 gelecek. Bir de içeride 2 var. Bu kök 32 olmuş oldu. Ama kök 32 hangi iki sayının arasındadır? Mesela 6 sayısını düşündüğümde bu kök 36 idi değil mi? Kök 36 ve kök 32 bundan küçük. O zaman ben kök 32'yi 36 ile hemen şuraya yine 32'yi yazdım. 36'dan küçük. Tam kare ifade ne vardı? 25 vardı. Kök 25'in arasındadır diyebilirim. Yani ne olmuş oldu? Kök 32 sayısı 6 ile 5 arasında gelmiş oldu. Bu şekilde hesaplıyorum. O zaman nerede kullanıyorum bunu? Bu soruda kullanıyormuşum. Diyor ki boyu 4 kök 5 santimetre olan bir kare cetvelin 6 noktasında dik gösterilip sonrasında yan yatırıldığında uç kısmı aynı nokta üzerinde ise geleceği son nokta hangi iki tam sayı arasında olur diyor. Yani ben buradaki kalemi tutmuşum. Bu tarafa doğru yatırmışım. Uç kısmı hiç değişmemiş. Nereye gelir diye bakmam gerekiyor. O zaman ben 4 kök 5 sayısının hangi iki sayı arasında olduğunu bulmam gerekiyor. Peki 4 kök 5'i ben kök içine aldığımda birinci adım olarak demiştim ya dışarıdaki sayıyı kök içine alıyorum. 4 içeriye 16 diye geçiyordum. O zaman 16 çarpı 5'ten buradan kök 80 olarak gelmiş oldu. Peki 80 sayısı hangi iki tam kare ifadenin arasındadır? Direkt diyorum zaten 81 ile kök 80. 81 9'sa o zaman hemen yanına 8'e eklemem gerekiyor. 64 arasında diyorum. Yani 8 ile 9 arasında bir ifadeymiş kök 80. O zaman bu kalemin uzunluğu 8 ile 9 arasındadır. Peki ben bunu yan yatırdığımda 6 noktasından itibaren 8 birim gitmesi gerekiyor. Hatta 8 böyle bu tarz ifadelerde şöyle bir şey de kullanabilirsiniz kolay olarak. Hani 8 ile 9 arasında sürekli demek zoruluyor ya. Örnek veriyorum ben buna 8,8 demek istedim. Bu tam doğru bir ifade değil ama kendi kafamda soruyu kolay çözmek için bu şekilde yapabilirim. Buradaki 6 noktasından yatıracağım için o zaman ben 8,8'i 6 ile topladığımda 14,8 gibi bir ifade bulurum ve 14,8 ile 14 ile 15 arasındadır. O zaman ben düştüğü aralığı santimetre çizgisinden 14 ile 15 santimetrenin arasıdır diye buldum. Üçüncü soruda neyi kullanıyorum? Köklü ifadenin herhangi bir iki tam sayı arasında olduğunu kullanacakmışım ve geldim soruya aynı bilgi olduğu için hızlıca geçtim. Diyor ki Ceylin salonundaki perde için perde sipariş edecekmiş. Perdeci gelip ölçüleri alıp yerden tavana kadar 260 cm uzunluğu olduğunu söylüyor. Çiğdem de perdeciye perdenin boyunun camdan kısa olmaması gerektiğini, perdenin de koltuğun arkasına düşmemesi gerektiğini söylüyor. O zaman benim perdemin uzunluğunun olabilecek mesafesi şurada camdan kısa olacak ve kanepeden de büyük olacak. O zaman şu aralığa kadar gelmesi gerekiyor değil mi? Yani toplam uzunluğumun şurası olması gerekiyormuş. Yani 180'den büyük olması gerekiyor benim perdemin uzunluğunun. Aynı şekilde de 260'dan 40 çıkardığımda da 220'den de büyük olması gerekiyor diye küçük olması gerekiyor diye bulmuş oldum. Burada sayılar büyük olarak verilmiş ama şıklara baktığımda ben buradaki ifadeleri kök içine almadan hiçbir şekilde yorum yapamıyorum. O zaman bunları kök içine alacaksam buradaki ifadeleri de kök içinde yazmam gerekiyor. Hemen hızlı bir şekilde ben bunun karelerini hesaplayacak olursam diyorum ki 180 ile 180'i çarptım. Hemen sıfırlar yokmuş gibi yapayım. 18 ile 18'i çarpayım. Buradan 4 geldi. Elde var 6. Burada da 8, 14 olmuş oldu. Buraya da 18 yazdım. Topladığımda o zaman bu ifadem 4, 2, 3, 32 yanına da 2 tane 0 koydum. 32.400 oldu ama nasıl? Kök içinde. Sonra 220 ifadesinde karesini alayım. 22 ile 22'yi çarpıp yanına 0'ları eklesem de olur. O zaman buradan 44, böyle de 44 geldi. O zaman burası da 48.400 olarak gelmiş oldu. Ve benim sayımın ne olmasını istiyorum? Benim sayımın şu aralıkta olmasını istiyorum. 48.400'den küçük, 32.400'den de büyük olmasını istiyorum. O zaman şıkların hepsini tek tek içeriye almam gerekiyor. 20'nin karesi kolay bir şekilde hesaplayabiliyorum. 400 ve 400'e 50'yi de çarpmamı istemiş. 400'e 50'yi de çarptığımda buradan ne gelecek?
0,0,0 dedim. Buradan da 20 olarak bulmuş oldum ve bunun uzunluğu aslında 20.000 gelmiş oldu. Hatta burada direkt doğru cevabı da bulmuş oluyorum ama diğer şıklara da bakmak istediğimde 40'ın karesini aldığımda 16'nın yanına 2 tane 0 ekledim ve bunu da 30'la çarpmam gerekiyor. O zaman buradan da 48.000 gelmiş oldu. Bu benim için oluyormuş. C şıkkını denediğimde de oluyor. D şıkkını denediğimde de oluyor. Ama A şıkkında çok küçük bir şey olduğu için bu olmuyor. Yani aslında A şıkkı direkt camın ortasında kalacak ve saç sapan bir görüntü olacak. O yüzden de C'nin de bu durumu istemiyor dedim. Son soruya geldim. Bir sayının karekökünü hesaplar. Tam kare bir ifade. Tam kare olan ifade direkt kök dışına çıkıyor diye bilgiyi vermiş bana. Sonra ne diyor? Kerem 256 metre yükseklikteki evin çatısında elinde bulunan basketbol topunu yere atıyor. Top yere her çarpmasından sonra bulunduğu yüksekliğin karekökü kadar yükseğe çıkıyormuş. O zaman bu bilgiye göre topun dikeyde aldığı yol, dikey derken burada bir şeye dikkat etmem gerekiyor, onu göstereceğim. Alması için 298 olması için kaç defa yere çarpması gerektiğini soruyor. Sarı renk çok belli olmadı. Turuncuyu aldım. Şimdi bu Kerem topu yere attığında bir 256 metre dikeyde, yani aşağıda olsa yukarıya da olsa bu dikeyde aldığı yoldur. 256 metre gitti. Peki ben 256'yı kök içine alırsam ne oluyor? 256'yı kök içine aldığımda neden alıyorum? Çünkü kare kökü kadar yüksekliğe çıkıyormuş. 256 da zaten 16'nın karesi olduğunu çoğunuz hatırlıyordur. Buradan yükseğe doğru çıktığında dikeyde o zaman 16 çıktı. Sonra aşağı doğru indiğinde de aşağıya doğru yine 16 inmiş oldu. O zaman 256'nın yanına ben 32 daha ekledim. Çünkü yukarısı da aşağısı da dikeydir dedim. Sonra o yere değdiği noktada, şurada yere değdi. Yere değdikten sonra 16'nın karekökü kadar yükseğe çıkacak. O zaman 16'nın karekökü olarak da 4 daha yukarı çıkıyormuş. Yukarı 4 çıkıyor. Aşağıda 4 inmiş oldu. Buraya çarptı. O zaman 4'ün karekökü olarak da 2 birim yukarı gidecek. 2 birim de aşağı inmesi gerekiyor. O zaman bu buradaki adımda 8 daha gitmiş oldu. Hatta ben bunları bir toplarsam 6 296 olarak gelmiş oldu. Bir tane de ikilik yukarıya çıktığında 298'i bulmuş oluyorum. Ama soru bana ne diyordu? Kaç kere yere çarpması gerekir? Buraya baktığımda şuradaki adımda çarptı, burada çarptı ve burada çarptı. Bir daha yere değmemiş, 3 kere çarpmıştır diye buluyorum. Karekökli ifade aslında kolay olarak çözülebiliyor ama yeni nesil sorunun işine koyunca, yeni nesil de biraz daha bu tarz kafa karıştırıcı sorularla işinizi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ama ben konuyu biliyorsam ve okuduğumu rahatça anlıyorsam istediğim gibi tüm soruları çözebilirim. Bugün karekökli ifadelerin ilk videosunu hallettik. Hala anlamadığınız bir yer varsa da aşağıya linkleri koyuyoruz. Oradan konu anlatım videolarını da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.